Arkadaşlar yoğunlaşma nedir? Yoğunlaşma deyince aklımıza gelecek temel öğeler nelerdir? Yoğunlaşma atmosferdeki su buharının gaz halinden gözle görülür bir şekil almasına denir. Yani diyoruz ki atmosferdeki su buharı gaz halinden gözle görülür bir şekil alıyorsa biz buna yoğunlaşma diyoruz. Yoğunlaşmanın temel şartları nelerdir? Onlara bir bakalım. Birinci şartımız havanın neme doyması gerekmektedir. Yani bu ne demek? Az önceki bilgilerimizi hemen bir yoklayalım. Neydi arkadaşlar? Yağışın başlaması için bağıl nemin %100'ü aşması gerekmektedir. O zaman hava kesinlikle neme doymalı, bağıl nemi %100 ve %100'ü aşmalı diyebiliriz. 2. Havanın soğuması. Neden? Bağıl nemin artmasını istiyordum. Yukarıdaki örnekte de bunu ispat ettim. Bağıl nemin artmasını istiyorsam sıcaklığın olması lazım? Azalması lazım. O nedenle havanın soğuması bağıl nemi artıracağı için. Bakın arkadaşlar buna dikkat edin. Havanın soğuması bağıl nemi artıracağı için mutlaka yağışın başlaması için bağıl nemin artması yani havanın soğuması gerekmektedir. Bu bağlantıları lütfen dikkatli düşünelim. Yoğunlaşma çeşitleri. Yoğunlaşma çeşitleri deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Birincisi bulut. Yoğunlaşma sonucunda oluşan küçük su tanelerinin bir araya gelmesiyle bulutlar meydana gelir. Ve bulutlar 3 gruptan oluşurlar. Birincisi yüksek bulutlar. Biz bunlara sirüsler diyoruz. 6000 metrenin üzerinde buz kristalli bulutlarımız sirüsleri oluşturmaktadır. İkinci bulut türümüz orta yükseklikteki yani kümülüs dediğimiz bulutlar. 3000 metre ile 6000 metre arasındaki ortamda oluşan beyaz renkli sağanak yağış bırakan bulutlarımızdır kümülüsler de. Alçak bulutlar yani stratüsler yerden 3000 metre yüksekliğe kadar olan koyu renkli, kalın ve yoğun bulutlardır. En çok yağış getiren bulutlarımız arkadaşlar stratüslerdir. Yani alçak bulutlarımızdır. Lütfen unutmayalım. Siz yine karşınızda bununla ilgili fazlasıyla soru çıkacak. Siste önemli olan şeyler nelerdir? Sisin oluşabilmesi için gerekli şeyler nelerdir? Şimdi onları öğrenelim. Sis oluşması için lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Sis oluşması için yerin soğuması. Evet arkadaşlar yerin soğumasını mutlaka ve mutlaka isteyecektir. Sorularda da karşınıza bununla ilgili temel bilgiler mutlaka çıkacak. Sıcak ve nemli bir hava kütlesinin soğuk bir yüzeye gelmesi ya da temas etmesi. Tekrar diyorum yer soğudu. Sıcak ve nemli bir hava kütlesi o soğuk yüzeye temas etti. Ve sonrasında soğuk ve sıcak okyanus akıntılarının karşılaşma alanları sisin yoğun görüldüğü yerlerdir. Şimdi bakın notumuz var bununla ilgili. Yüksek yerlerde kış mevsiminde güneşin doğmasına yakın sis yoğunluğu artar. Şimdi bu notla ilgili karşınıza bir soru çıktı. Neden kış mevsiminde ve neden güneşin doğmasına yakın sis yoğunluğu artmakta? Hemen ne diyeceksiniz? Kış mevsiminde yer soğuk mudur? Evet soğuk. O zaman kış mevsimi olma özelliği buradan geliyor. Peki güneşin doğmasına yakın yine hava soğuk mudur? Evet günün en soğuk saatleri nelerdir? Güneşin ilk doğduğu an ya da doğmaya yakın olduğu an sabah 6-6.30 civarı mevsimsel olarak da değerlendirebilir. O yüzden diyoruz ki güneşin doğmasına yakın ve kış mevsiminde hava soğuk olduğu için sis oluşma ihtimali çok daha yüksektir. Bununla ilgili hemen karşınıza çıkacak ılık soğuk tabirlerini neler düşüneceğiz bunlarla ilgili hangi detayları atlamamız gerekiyor onlara bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ılık deniz soğuk kara görüyorsunuz sis oluşur dedim ben buraya neler acaba sis oluşturur ne olacaktı zeminimiz soğuk mu olacaktı evet zemin soğuk. Gelen havamız zeminden bir tık daha ne olmalıydı? Sıcak olmalıydı. O zaman ılık denizin soğuk karayla teması mutlaka bize neyi? Sisi verecek. Sıcak deniz soğuk denizle karşılaşırsa arkadaşlar yine aynı şekilde ne olacak? Sis oluşacak. Sıcak kara serin denizle karşılaşırsa yine aynı şekilde ne olacak? Sis oluşacak. Yani şöyle bir soru geldi aklınıza. Dediniz ki hocam sıcak deniz. Burada sıcak bir hava var. Ya da buna direkt sıcak hava kütlesi diyebilir. Sıcak hava soğuk zemine değerse sis oluşur mu? Evet, sıcak havanın
soğuk zemine temasıyla ortamda mutlaka ve mutlaka ne oluşacak? Sis oluşacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kış mevsiminde cama dokundunuz. Camın soğuk olduğunu gördünüz. Evet, soğuk cam. Peki nefesiniz sıcak mı? Evet. O zaman şöyle bir camı üflediğimiz zaman üzerinde ne olduğunu göreceğiz? Buğu olduğunu göreceğiz. Biz buna ne diyelim arkadaşlar? Sis diyelim. Yani sisi açıklayan şey aslında temelde güncel hayatta da rahatlıkla görebileceğiniz şey budur. Soğuk cam üzerine uygulanan sıcak nefesle ne oluşturduk ortamda? Sis oluşturduk. Demek ki sis olması için zeminin mutlaka soğuk, gelen havanın ise ondan daha sıcak olması şarttır arkadaşlar. Bunu unutmayalım.